Ya bu Kürt meselesini özellikle sormak istiyorum. Çünkü siz o coğrafyada da işte zamanda en sıkıntılı zamanda, çatışmaların en yüksek olduğu zamanda, hatta işte o Hizbullah'ın eylemlerinin çok yoğun olduğu, faili meçhul cinayetlerin olduğu dönemlerde o bölgede görev de yapmış birisiniz ve işte kaç yıllık polis müdürüsünüz, istihbaratçısınız. Dolayısıyla korumalarınız diyormuş ki 15 dakika sonra, hani ne zaman söylemişler mi? Tamam, çok birkaç dakikamız var. Şunu sorayım. Mesela şu anda o coğrafyada yaşanan sıkıntılar belli. İşte faili meçhul cinayetler işlenmiş ve sen bunu devlet olarak ortaya çıkarmamışsın. Yargılanmamış. Tekil örnekler olabilir. O çeteyi yargıladı, mahkum etti ama olaylar tek de çıkaramadı. Tabii Öyle yani. Tam olarak sadece şey yargılandı. Bir kısım insan yargılandı. Çok tekil. Şey, örgüt sadece. Eylemde hiçbir çıkmadı ortaya. Tabii. Tabii yani o hayır beraat eden yani çok gözle işte kuyulara gömülmüş insanlardı. En son bir general işte beraat etti. Şimdi ismini çıkaramıyorum ama tahminim var da öyle boş Tamam. yere atılmaz yani birini Tabii tek tek suçlamış kişileri olan. suçlamak kadar mühim olan genel sistemi Tabii. konuşmak E lazım. şimdi de yani kayyum atıyorsun. Nasıl olacak? Yani geçmişte böyle bir hafıza var. Şimdi de siyaset yoluyla gelip buraya girmek istiyor. Parlamentoda görev almak istiyor ama parlamentoda İşte ha. seçilene kayyum atıyorsun. Nasıl olacak bu Şimdi iş? burada sorun bu. Bu olayın çok büyük bir boyutu var. Bir, en vahimi dağda sizle savaşan bir örgüt var. Silahlı grupları var. Bununla mücadele ile ilgili şu andaki resmi kuvvetleriniz yapacak bir yöntem var. Belli. Ama bunun diğer boyutları var. Oradaki halkın boyutu var. Bu örgüte müzahir insanların boyutu var. Orada diğer sosyal yaşamla ilgili var. Oranın bir ton şey var. Siz bunların hepsini bir kenara bırakıyorsunuz. Sadece kriminal yöntemlerle mücadele ediyorsunuz. Bu yanlışlık burada başlıyor. Şimdi Güneydoğu'da geniş bir sempatizan kitle var. Belli. Hatta diyorlar ya bazen aynı tabanı birkaç grup da kullanıyor. Hem HADEP legal parti kullanıyor, hem örgüt vesaire kullanıyor. Siz bugünkü mantıkla bütün HADEP yöneticilerini konuştuklarını söylediklerine göre mahkum ederseniz, cezaevine tıkarsanız, belediyelerini bu hale getirirseniz bence bu mücadele başarılı olmaz. Deniyorsunuz ama ben bu yöntemin doğru olmadığı kanaatindeyim. Niye? Politik mücadelenin karşısında politik ele durursunuz. Siyasi mücadelenin karşısında siyaset durursunuz. Ekonomikle askerle durursunuz. Siz hepsinin karşısında askerle duruyorsunuz. Bütün sahayı askeri yöntemlerle yani askerken, askeri yöntemler, polisi de, özel timleri de, savcı da askeri yöntem kabul ediyorum. Hepsine karşı bir savaş yöntemiyle duruyorsunuz. Halbuki savaş yöntemi sadece savaşanlarla karşı durursunuz. Diğer boyutlarla farklı kesimlerin muhatap olması lazım. Siz siyasi gruplarla ilgili siyaseten karşı çıkarsınız. Sosyal politikalarınız farklı olur. Bunun bir bütün halinde özel bir programınız olur. Biz hepsini kapattık. Bir dönem iyiydi, bir barış sürecimiz vardı. Yani Keşke çözüm onu süreci devam doğru muydu? Kesinlikle doğru bir yöntem bana göre. Ama doğru götürülse ve doğru yönetilseydi ki halen de o tür yöntemlerin ben başarılı olacağı kanaatindeyim. Öbür yöntemler daha büyük sorunlar açar ve o daha çok Türkiye'nin bir sorunu iken bölgenin sorunu oldu. Şimdi dünyanın sorununa doğru gidiyor. Şimdi işin içine dünyanın süper devletleri girdi. Halbuki sadece bizim meselemiz daha kolaydı. Belki komşu devletler bizim aramızda sorundu. Keşke bir sorunu halletseydik. Biz Güneydoğu sorunu halletmeden hiçbir sorunumuzu halledemeyiz. O Güneydoğu sorunu kendi içimizde halde bir halledersek çok kolay. Niye Kürt sorunu demiyorsunuz? Güneydoğu Bugün sorunu Kürt de diyorsunuz. diyebilirim. Ben Yok yok ben ayrım terminoloji... olabilirim. Belki ağız alışkanlığım, belki de olayı öyle gördüğümden için söylüyorum. Ben de şunu anlamaya çalıştığım için. Yani niye öyle demiyorsunuz Yok, yani? o benim Ne buna literatür kullanacağınızdan yani. sorgulayacak biri değilim. Alışkanlığımdan kaynaklanan şey. Yoksa Kürt sorunu diyebilirsiniz. Terminolojik bir ayrım mı Ya, yok. yapıyorsunuz onu Ben anlamaya çalışıyorum. oradaki Kürt insanların büyük oranda halen bu devletten kopmak istemeyeceği kanaatindeyim. Ama öyle bir noktaya geldi ki son noktaya da zorluyoruz. Biz bu insanları kazanmak, bu insanları bize yaklaştırmak mümkün. Bu insanların politik siyasi tavırlarının olumlu olduğunu yeter ki dağ ve silaha şiddete karışmasınlar. Şiddetin dışındaki her türlü politik işe karışanları, siyasete karışanların ben tartışılması, konuşulması gerektiği inancındayım. Efendim sizin milletvekillerini, parti başkanlarını, parti yöneticilerini konuştu, anlattı, yazdı diyerek suçlarsanız bu altında kalkılamaz. Onlara bu yol açacaksınız ki dağdakine diyeceksiniz bakın politik ya açık gelin bu sadece siyaseti burada yapın. Burada konuşun. Bu ülke hepimizin ülkesi. Bu ülkenin her tarafı hepimizin aittir. İstanbul'da neyse Diyarbakır'da benim için aynı şey diyeceksiniz. Bu insanlar bu ülkenin bütünü içinde yer etmek mecburiyetindesiniz. Ama hepsine karşı dağdakine durduğun gibi belediyedekine durursanız, politikaya duranlara durursanız insanlara tek yol gösteriyorsunuz. Ya mutlak itaat ya dağa çık. Bu yanlış bir yöntem. Evet. Hayır. Bu ülkede dağa çıkmanın dışındaki her türlü yöntemle mücadele edin, siyaset yapın, politika yapın, farklı talepleriniz olsun, siyasi, sosyal her türlü talebiniz olsun. Ama
dağda ve şiddetle silah kullanmayın. Bunun dışında her türlü yöntem açarsanız bu sahaya gelmen haklılığı var. Dağdakilerle savaşmanın da mantığı var. Dağdaki savaşma diyor ki her yolu kapattınız, her yolu tıkadınız, bana tek yol bıraktınız, ben de savaşıyorum gibi kendini aldatı şeyler söylüyor. Hükümet bu noktaya nasıl geldi? Yani öyle bir barış sürecinden bugünkü kayyum atama süreçlerine, cezaevine koyma süreçlerine nasıl geldi, neden geldi sizce? Yani o tabii ki çok izaha bir kısım muhtaç, bir kısım bizim göremediğimiz arka plan da var zannediyorum. Bize tam söylenmiyor. Arka planlar var. Belki ileride açıklayacaklar ama iyi bir süreç gidiyordu. Sonra bu sürecin bozulması niye kaynaklandı? Ben hem iktidarın, hem hükümetin, hem örgütün herkesin hatası olduğu kanaatliyim. Ama tabii ki en çok belirleyici olan devlettir, hükümettir. Hata orada bilirim. Çünkü diğerlerin hepsi benim için teferruattır. Burada bu ülkede her şey belirleyen devlettir. Devletin koyacağı kurallar, kaideler hepsinden daha geçerlidir. Ben devletin ne yapıp aklı selim buraya doğru gelmesi gerektiğine kanaatliyim. Ama diğer kurumda da çekimser kaldı. Asker çekimser kaldı, sivil toplum çekimser kaldı, siyasetçiler çekimser kaldı. Herkes aman ben kötü olmayayım, puan kaybetmeyeyim deyip bu işte şahinler oynadı. Halbuki bu şahinlik bu ülkeye zarar. Ülkenin kendi kendine şahinliği olmaz. Dışarıya karşı şahin olursunuz. Kendi içinizde herkes güvercin olmak mecburiyetindesiniz. Bu ülkede herkes barışı savunmak mecburiyetinde. Herkes bu ülkede yumuşaklığı savunmak mecburiyetinde yani. Ama bu tem tersine Güneydoğu sorunu, Kürt sorunu dediğin zaman bütün siyasi partiler ve şahinler oynuyor. İnsanlar sanki etrafa bakıyor. Bana bir şey demesinler de o da öyle bir rol yapıyor. Hayır. Dürüst olmak lazım. Bir Güneydoğu sorunu, Güneydoğu'da insanlarla mücadelenin şeklini, şemalini değiştirmemiz lazım. Hı hı. Şiddetle karşı koyacağımız, savaş yapacağımız grup dağdaki silahlı gruptur. Onun dışında bütün gruplarla mücadele biçimi, ilişki ve irtibatın farklı olması gerektiğine inanırım. Şimdi sizin son soru olarak sormuş ben olayım. Ben Güneydoğu ile ilgili ciddi bir araştırma da yapıyorum. Onu da söyleyeyim. Öyle bir arkadaşla Güneydoğu'nun geçmiş tarihini ve bugününü yazmaya çalışıyoruz. Biraz yavaş gidiyoruz ama muhtemelen 2020'lerin sonuna doğru böyle bir ciddi bir kitap çıkaracağız. Neyle daha objektif bir gözle. Türkiye'nin Kürt sorunu, Güneydoğu sorunu ama tarihsel sürecinden bugüne kadar yaşanmış olayların hepsini objektif bir gözle. Devlet memuru gözle değil, başka bir gözle tamamıyla ne oldu, ne bitti, bugünlere nasıl geldiğimizi anlatmaya çalışan bir şeyimiz var, araştırmamız var. Kiminle yazıyorsunuz? Yani bu biz 5-10 kişiyiz. Çoğunu emniyetçi ama emniyetin dışında da bu konuyu bilen eski emekli askerlerden, başka devlet memurlarından, sivil insanlardan destek aldığım insanlar da var. Akademisyen var mı? Tam akademisyen denemez ama bu konuyu akademisyen düzeyinde uğraşan insanlar var. Bu bir akademik çalışma olmayacak o zaman. Yok, değil mi? Tabii daha çok güvenlik bakışı ama tarafsız bakışla, bir devlet memuru mantığıyla değil. Bir siyasi örgüt güvenlik derken ama aslında hani yapılan hataları sıralayıp sonrasında çözüm önerilerini mi? Yani teknik olarak güvenlik. Şu ana kadar ne oldu, ne bitti, nereye geldi? Ya şöyle başlıyoruz. Ta Amasya Anlaşması'nda Yavuz da İdrisi Bitlisi'nin Kürt reisleriyle, aşiret reisleriyle oturup konuşmasından, Şah İsmail Savaşı'ndan başlayıp bugüne kadar gelmeye çalışıyoruz. Oralar hızlı geçiyoruz. Son dönemi 70'lerden sonrasını biraz daha yavaş projeksiyon tutarak hızlı biçimde bu aradaki önemli kırılmaları, önemli noktaları biraz daha üzerine durarak ama tabii daha çok 70'li yıllarda sonra çıkan Marksist-Leninist anlayışı PKK'nın çıkışıyla birlikteki orayı biraz daha fazla irdeliyoruz. Peki son döneme mesela bu çözüm süreci ya da barış süreci dediğimiz döneme de bir tabii, ışık tutacak mısınız? Tabii kısmen oraya da geleceğiz. Ama tabii kitabın ebatında olay 10 cildi yapması. Biz gibi cilt çıkaracağız yani. Peki şey mi mesela o döneme ilişkin spesifik olarak edinebildiğiniz bilgiler oldu mu? Az önce şeyi sordum yani ne oldu da bu noktaya yani, gelindi? Bilgilerimiz var ama bu bilgiler böyle sansasyonel tek olayla ilgili değil. Ama bir bütün halinde nasıl bu hale geldiğini, devletin niye görüp tepki alamadığı ile ilgili tespitlerimiz var. Yani niye görmedi, şu vardı, şu vardı, şu vardı, görmesi gerekiyordu. Şu dönem devletin ihmalleri niye mal oldu? Buraya nasıl geldik? Bu kadar böyle bir hale dönüşümüzün sebepleri ne? Burada herkesin rollerini, herkesin hatasını, yanlışını, eksiğini belli bir objektif bakışla anlatmaya çalışıyorum. Tamam, son soru olarak o zaman şunu sormuş olayım. Siyasete girmeyi düşünüyor musunuz ya da? Düşünmüyorum. Fiilen siyasette görev alarak böyle bir şey düşünmüyorum. Dışarıda desteklerim ama içinde yer almam hiçbir partinin, hiçbir grubun. Yeni partiler, yeni kurulacak partilerden size teklif geldi mi? Yani teklif gelmedi. Gelse de almak istemem yani. İçinde olmak istemem ama her türlü siyasetin Türkiye'de aktif olmasını, herkesin siyasete katılmasını, herkesin aktif siyasete yer alması gerektiğine inanırım. Öyle siyaset sadece elit belli insanlara değil, herkesin aktif yer almasını inanırım. Ve ne kadar çok parti olursa, ne kadar çok siyasetçi sahaya insan çıkarsa bunun çok yer olacağı kanaatindeyim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sizi fazlasıyla tuttum. Eksik olmayın. Yani 96'dan bugüne işte 23 yıl. Evet. Yok hayır şeyi anlatmaya çalışıyorum yani bu susurluk meselesi. Evet. Yani ilk o zaman hani
bir görünür oldunuz. Yani kendi evet, işinizde daha zaten. Daha önce hiç bilinmeyen, duyulmayan biriydim. Fotoğrafım evet, bile yoktu. Evet. Ondan sonra ama şimdi anlattıklarınız merakla, ilgiyle dinlenen bir isimsiniz. Çok teşekkür ederim tekrar geldiğiniz için. Yarın tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.